Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menderes Türel beyefendileri kürsümüze davet ediyorum. Buyurun Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerimiz, Antalya, Sayın Paşamız, Garnizon Komutanımız, çok sevgili kardeşlerim, anneler, babalar, eşler, evlatlarımız, gazilerimiz, hepinizi saygı ve sevgiyle, minnetle selamlıyorum. Cümleten hoş geldiniz. Bizler hepimiz tek bir aileyiz. Şehit acısı milletin ortak acısıdır. Esasen bizler için şehitlik en büyük nişandır. Allah katında en büyük makamlardan bir tanesidir. Bir insanın isminin vatanın her yerinde ölümsüz olması hem o kişi hem de bütün ailesi ve soyu için büyük bir şereftir. Bugün halen birçok kişi bir asır önce Çanakkale'de şehit düşen atası ile gurur duyar. Bu iman ve inanç bizim en büyük gücümüzdür. 15 Temmuz'da şehit düşen ikiz polis kardeşler Ahmet Oruç ve Mehmet Oruç'un anneleri arkalarından sizin şanınıza kurban olayım diyor. Genelkurmay'da yaralandığı halde kalkarak tek başına çatışmaya devam eden ve şehit düşen Assubay Bülent Aydın'ın eşi Şahnaz Hanım, eşimin şehadetiyle gurur duyuyorum. Bu gurur bize metanet veriyor diyor. İşte bugün buradaki şehit ailelerimizin, sevgili Muhammed Oğuz'un annesi babası, sevgili Yasin'in annesi babasının ve tüm şehit ailelerimizin bunlardan farklı bir düşünceye sahip olmadığını çok iyi biliyorum. Allah sizlerden, bütün şehit ve gazilerimizden ve ailelerinden binlerce defa razı olsun. Sizin hakkınız ödenecek bir hak değildir. Arkadaşlarımız şerefle Firdevsi Ala'ya çıktılar. Biz burada mahzun ve mahcup kaldık. Şehit acılarımız arka arkaya geldiği için hep sıcak ve taze bir acı olarak kalıyor ve şehitlerimizi anmak, bütün şehitlerimizi anmak acımızı bir nebze de olsun azaltıyor. Elbette ki bir hilal uğruna batan o güneşler tarihin altın sayfalarına altın harflerle yazıldılar. Yine de bize düşen görev şehit ve gazilerimizi unutmamaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman ama her zaman her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emrindeyiz. Emrinde olacağız. Diğer önemli görevimiz alçak teröristlerle, FETÖ'cü hain darbecilerle sonuna kadar mücadele etmektir. Bu FETÖ terör örgütünün nasıl bir yapı olduğunu her geçen gün daha da iyi bir şekilde görüyoruz. Az önce filmde hep birlikte izledik. Tankların üzerinden sivil, silahsız insanlara öldürmek amacıyla, kastıyla ateş açan bu katillerin halen pişmanlık duymadıklarını, af dilemediklerini, mahkemelerle, milletle alay etmeye devam ettiklerini tiksinerek izliyorum. Öfkem ve kinim artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ki tek başına bu mücadelenin en kararlı, en fedakar öncüsüdür.
Ona rağmen hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Sayın Cumhurbaşkanımız bile bunu söylüyor iken hain katiller ve destekçileri en küçük bir üzüntü belirtisi dahi göstermiyorlar. İşte kahraman diye İngilizce yazan tişörtlerle yazık ki, ne yazık ki mahkemelerde boy gösteriyorlar. Benim bunu hoş görmem, kabul etmem hiç mümkün değildir. Bu sebeple bu can, bu tende oldukça sorumlu olduğum bütün görevlerde şehitlerimizin hakkı için mücadele etmeye devam edeceğim. Kıymetli kardeşlerim, bu mücadele siyasi bir dava değildir. Geçici bir mücadele hiç değildir. Bu bir milli mücadeledir. Devletin bekası meselesidir. Bu mücadeleyi hem şehitlerimize, hem gazilerimize, hem de darbe girişimi karşısında duran büyük milletimize borçluyuz. Bu sebeple biz 15 Temmuz'u unutmadık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Büyük Türk milletinin hainlere gereken dersi vereceğinden en küçük bir şüphem yoktur. Antalya Türklüğün, Cumhuriyetin, demokrasinin, milli iradenin kalesi Yılmaz savunucusudur. Biz en zor zamanlarda milli iradeye, demokrasiye ve demokrasi şehitlerine sahip çıkan bir gelenekten gelen insanlarız. Bu mücadele için seve seve kendimizi de feda ederiz. Nice yiğitlerin, nice gençlerin kendilerini feda ettiği bu uğurda işte bu fedakarlık en büyük şereftir. Hepinize tekrar sevgi, saygılarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.